kısa bir hikaye anlatıp kaçacağım. Burada Niğde'de çok eski, çok köklü bir eczane bulunmakta. Tahiroğlu Eczanesi. Yani Niğde'de yaşayanların çoğu bu eczaneyi bilir. Bilmeyenler için de tavsiye ederim mutlaka. Allah düşürmesin elbette ama oraya ihtiyacınız, eczane ihtiyacınız olursa oradan karşılamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Oradan şöyle bir hikayeyle etkilendim ben. Oraya bir ilaç için gittik. Ayaküstü. Böyle acelemiz de vardı. Bir ilaç almamız gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Allerset diye bir ilaçtı. Şimdi adını tam hatırlamıyor olabilirim. Ben bu ilacın fısfıs şeklini istedim. Hani dedim ki bu şekilde. Hani öyle olduğunu düşünüyordum çünkü. Daha önce onun logosuna benzer bir logoyla görmüştüm çünkü. Ve kendimden o kadar emindim ki yani hani bu konuda bir de hemşire olduğum için hani ilaçlar konusunda da bilgim var az çok. Bunu söyledim. Adam şey yaptı, döndü, kapakları açtı, baktı her yere. Ondan sonra dedi ki ben dedi evladım dedi yani ben böyle bir ilaç bilmiyorum dedi. Bulamadım da dedi. Hani ben dedi kendim belki dedi eksikliğimdir diye düşündüm dedi. Ama dedi sen dedi yani görüyorsan dedi hani bana göster hangisi ise dedi vereyim dedi. Ve ben baktım, bulamadım, yoktu öyle bir şey. Sonuna kadar haklıydı ve o insan yılların eczanecisiydi. Ve buna rağmen o insan, yani buna budalalık denmez de, bunu Steve Jobs'ın vermiş olduğu örnekten kastediyorum. Aptal olun, aç olun, budal olun şeklinde. Aslında bunu yapması yani öyle büyük bir hamle ki yani, o yaşa gelmiş bir insanın, o bilgi birikimine sahip bir insanın bu şekilde bir davranışı, yani kendisinin çok emin olduğu bir ilacı yine de müşterinin istediği şeye karşılık olabilir belki deyip çok müthiş bir bakış açısıyla arayıp tarayıp bulmaya çalışması. Çünkü başka eczanelerde yani çok daha bilgi birikimi az olan eczanelerde yaş olarak haliyle hemen karşı çıktığını, hatta sizi azarladığını, onunla da karşılaşmıştım. Elbette ki bu benim de hatam. Yani bilmediğin konu hakkında konuşma yani. En azından emin olmadığın konu hakkında bir fikir öne sürme. Tabii işte acelemizin olmasının etkisi de vardı o gün. Hemen alıp gitmem gerekiyordu ve hani iş hemen olsun diye ben de hemen muadilini, daha doğrusu şeyini, lejim formunu falan söylersem hızlı bir şekilde olsun işimiz diye. Öyle bir hikaye yaşamıştım. Hepimizin çok emin olduğumuz konularda bile aç olup budala olmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü esas bilgeliğin, esas dinginliğin bu olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.